Hatay'dan herkese selamlar, saygılar. Bildiğimiz gibi 14 Mayıs genel seçiminde Türkiye 28. dönem milletvekillerini belirledi. Cumhurbaşkanı seçimi için 28 Mayıs'ta yeniden güçlü şekilde sandığa gideceğiz. Öncelikle seçimlerin Türkiye'mize ve Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 6 Şubat depreminin ardından Hatay başta olmak üzere birçok ilimiz hala depremin yıkıcı etkileriyle boğuşurken, bölge insanının çok yüksek oranda seçime katılımı, demokrasimize sahip çıkması bizi gerçekten çok sevindirmiştir. Ancak seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından evlerini, işlerini, sevdiklerini kaybeden, şehirleri, geçmişleri yok olan depremzede insanlarımızı üzen söylemler ile karşı karşıya kaldık. Vatandaşlık hakkını kullanmış insanlarımız, farklı görüşlerden, kişiler ve kim tarafından yönetildiği belli olmayan hesaplardan acımasızca sosyal medya üzerinden hakaretlere maruz kalıyor. Hayatımın her döneminde ben sağduyulu, gerçeklerden beslenen ve adil bir insan oldum. Bu vasıflarım benim her şeyim. Bugün de bu değerleri korumaktayım. 6 Şubat'tan bu yana hemşerileriyle birlikte çadırda, konteynerde ya da arabada yatan, belediyesini de çadırda yöneten Lütfü Savaş olarak diyorum ki, er insaf, er merhamet, o veya bu parti oyatmış depremzede insanlara nasıl ve hangi hakla hakaretler yağdırılabiliyor, bu insanlara kibirle nasıl bakılabiliyor anlamış değilim. Herkesi yeniden insaflı, vicdanlı ve de akılcı davranmaya davet ediyorum. Depremi yaşamış vatandaşlarımızın seçmen olarak verdiği oyu, insan olarak dile getirdiği fikir ve duygularını hiç kimsenin aşağılama hakkı yoktur. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Hataylılar Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak görme iradesini ortaya koymuştur. İkinci turda Millet İttifakı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceğine inanıyoruz. Ve siyaset dilinin de bu ötekileştirici dilin de değişeceğine inanıyoruz. Unutmayın, demokrasi herkes içindir.